Merhaba arkadaşlar. Bugün üçüncü ünitemiz olan Orta Çağ'da Dünya. Şimdi arkadaşlar, Orta Çağ biliyorsunuz milattan sonra 375 kavimler göçüyle başlar ve 1453 İstanbul'un fethiyle sona eren dönemdir. Tabii Orta Çağ'da dünyaya baktığımız zaman Orta Çağ Avrupa için karanlık bir dönemdir. Çünkü bu karanlık dönemde özellikle merkezi krallıklar zayıflamışlar ve Avrupa'nın en büyük devleti olan Roma İmparatorluğu 396'da ikiye ayrılmış. Daha sonra Batı Roma 476'da yıkılmıştır. Tabii Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması Avrupa'da bir merkezi otorite boşluğuna neden olacak. Bu merkezi otorite boşluğundan feodal beyler yani ağalık sistemi ön plana çıkacak. Diğer taraftan kilise ve din adamları önem kazanacak. Tabii Orta Çağ'da İslam dünyası en parlak dönemini yaşayacak. Tabii İslamiyet bu dönemde yeryüzüne inmiş olacaktı. Daha sonra özellikle Abbasiler döneminde kültür ve medeniyet alanında İslam toplumu dünyanın en önemli uygarlıkları haline gelecekti. Peki Orta Çağ'da dünyada neler oldu arkadaşlar? Kısaca onlardan bahsedelim. Şimdi birincisi Avrupa'da veba salgını. Avrupa'da veba salgını günümüzde de yaşadığımız koronavirüs benzeri büyük bir salgın hastalıktır. Bu salgın hastalıktan dolayı Avrupa'da 100 milyon insan hayatını kaybetmiştir. Bu anlamda demek ki yaşadığımız bu kötü dönemler geçmişte de yaşanmıştır arkadaşlar. Bu veba salgını ile ilgili bir soru çözelim arkadaşlar. Ne diyor sorumuzda? Orta Çağ Avrupa'sında meydana gelen gelişmelerden hangilerinin nüfusun azalmasına neden olduğu savunulabilir? Şimdi veba salgını zaten 100 milyon insanın öldüğünden bahsettik. Demek ki insan sayısının azalmasına neden olmuştur. Arkadaşlar Haçlı seferlerini de önümüzdeki ünitelerde işleyeceğiz. Haçlı seferleri de yine Papa tarafından İslam dünyasına yönelik başlatılan savaşlardır. Ve bu savaşlarda da milyonlarca Hristiyan hayatını kaybetmiştir. Bu da yine Avrupa'da insan sayısının azalmasına neden olmuştur. Yüzyıl savaşlarını Orta Çağ'da yine işleyeceğimiz bir konudur arkadaşlar. Yüzyıl savaşları İngiltere ve Fransa arasında 116 yıl boyunca yaşanan savaşlardır. Bu savaşlarda da yine insanlar ölmüştür. Bundan dolayı Orta Çağ Avrupa'sında bu üç gelişme de nüfusun azalmasına neden olmuştur diyebiliriz. Yine bir sorumuz var. Bu soru üzerinde de özellikle yine Orta Çağ'da göreceğimiz konuları burada da görmüş oluyoruz. Hangisi demiş Orta Çağ Avrupa'sında meydana gelen gelişmelerden değildir? Magna Carta 1215 yılında Orta Çağ'da yer alır. Yani şöyle düşüneceğiz. Şimdi Orta Çağ dedik 375 kavimler göçüyle başlar 1453'e kadar. Yani bu tarihler arasındaki bir dönem ise Orta Çağ'da yer alır. Bu dönemlerin dışında ise Orta Çağ'da değildir arkadaşlar. Magna Carta 1215 olduğu için Orta Çağ'da yer alır. Yüzyıl savaşları yine 1337'de başlamış 1451'e kadar demek ki Orta Çağ'dadır. Katolik Kilisesi'nin güç kaybetmesi özellikle Haçlı seferlerinden sonra Katolik Kilisesi güç kaybetmeye başlamıştır. Ve coğrafi geçişleriyle Fransız ihtilalinden sonra artık bu gücünü tamamen yitirmiştir diyebiliriz. Yine Orta Çağ'da olur. Çiftekül Savaşları İngiltere'de yaşanan bir iç savaştır arkadaşlar. Bu daha sonraki süreçte gerçekleşecek. Visigot Krallığı'nın göç kaybetmesi yine Orta Çağ'la ilgilidir. Şimdi Orta Çağ'daki başlıca siyasi gelişmeler. Bunlardan birincisi Sasani Devleti arkadaşlar. Şimdi Sasani Devleti İran'da kurulan bir devlettir. Yani Perslerin bir devamı niteliğinde İran'da kurulmuş olan bir devlettir. Bu devlet kendisinden önceki Perslerin devlet yönetimini ve kültür ve medeniyetini benimsemiş bir devlettir. Bu devlet özellikle Mezopotamya, Kafkaslarda ve yine İran coğrafyasında etkili olmuştur. Tabii Mezopotamya toprakları için Bizans'la savaşmışlar. Diğer taraftan İslam devleti kurulduktan sonra Hazreti Ömer döneminde Nihavend savaşıyla Sasani Devleti ortadan kaldırılmış, böylece İran toprakları Müslümanların hakimiyetine girmiştir. Tabii İran'ın fethedilmesi Türk tarihi açısından da önemli bir olaydır. Çünkü bu fetihten sonra Türklerle Müslümanlar ilk defa komşu oldular arkadaşlar.
Bir diğer önemli gelişme Visigoth Krallığı'nın yıkılışı. Şimdi Visigotlar kavimler göçünün ardından Gotların İspanya'ya yerleşen koludur. Yani günümüz İspanyolların atalarıdır diyebiliriz arkadaşlar. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Visigoth Krallığı İspanya'da uzun süre yaşamıştır. Müslümanların Arap komutanı Tarık bin Ziyad komutasındaki İslam orduları 711 yılında Kadık Savaşı ile Visigoth Krallığı'nı yenmesi sonucu bu devlette tarihe karışmıştır. Bir diğer önemli konu arkadaşlar İslamiyet'in Hindistan'a yayılmış olması. Şimdi Hindistan çok geniş bir coğrafyadır ve Hindistan özellikle toprakları bakımından çok bereketli tarım alanlarına sahiptir. İslamiyet'in Hindistan'a yayılması Gazneliler döneminde olmuştur. Gazneli Mahmud Hindistan'a 17 sefer düzenlemiştir. Bu seferler sonucunda Hindistan'ın zenginlikleri Gazneliler tarafından ele geçirilmiştir. Diğer taraftan İslam dini Hindistan'da yayılmıştır. Tabi İslam dininin Hindistan'da yayılmış olması Hindistan'da kast dediğimiz geçiş olmayan toplumsal sınıflaşmanın zayıflamasını da sağlamıştır. Diğer taraftan günümüzde Pakistan, Bangladeş gibi Müslüman devletlerin kurulmasına da zemin hazırlamıştır diyoruz. Yani bu anlamda İslamiyet'in Hindistan'a yayılmış olması önemli bir konudur. Diğer taraftan Katolik ve Ortodoks bölünmesi arkadaşlar. Şimdi Katolik ve Ortodoks Hristiyanlıktaki iki büyük mezheptir. Şimdi bu mezhepler arasında arkadaşlar birçok noktada farklı görüşlere sahip olmuşlar. Bu görüşler ayrılıkları ve kavgaları da beraberinde getirmiştir. Bu iki mezhep kutsal ruh, Roma'nın cumartesi orucu, işte evlenme yasağı, ikili ruh gibi birçok konuda zıt görüşlere sahip oldukları için bu olay 1054 yılında Katolik ve Ortodoksların keskin çizgilerle birbirinden ayrılmasına neden olmuştur. Tabii bu anlamda Avrupa'daki bu mezheplerdeki bölünme özellikle yeni çağın başlarında reform hareketleriyle daha da derinleşecek ve Katolik ile Ortodoks mezhebi dışında Protestanlık, Kalvenizm, Presbiterlik, Anglikanizm gibi farklı mezhepler de ortaya çıkacak. Böylece Avrupa'daki mezhep birliği tamamen bozulmuş olacaktı. Tabii ki Orta Çağ damgasını vuran en önemli devletlerden biri arkadaşlar Moğol İmparatorluğu'dur. Moğol İmparatorluğu gerçekten çok önemli bir devlettir. Devletin kurucusu arkadaşlar Timuçin'dir. Timuçin, Moğolistan'daki kabileleri bir araya getirecek ve bir devlet kuracaktı. Tabii Moğollar kültür ve medeniyet olarak diğer toplumlardan çok daha geridirler. Bundan dolayı özellikle Moğollar Uygur Türklerini kendi hakimiyetine aldıktan sonra Uygur kültür ve medeniyetinden etkilenecekler. Böylece Moğollar Türkleşecektir. Tabii mesela devletin kurucusu dedik Timuçin'dir. Timuçin Türk kültüründen etkilenerek Cengiz Han unvanını alacaktır arkadaşlar. Ve Cengiz Han döneminde Moğol İmparatorluğu'nun sınırları özellikle batıda Viyana'ya kadar, güneyde ise Mısır'a kadar dayanacaktı. Ve tabii Moğollar özellikle askeri güçle ayakta kalan bir devlettir. Yani Moğollar özellikle kendi varlık sebepleri olarak ordularını görmüşler. Tabii bu ordu özellikle süvari birliklerden yani atlı birliklerden oluşmuştur. Bu atlı birlikler üzerindeki askerler hafif silahları çok iyi bir şekilde kullanmışlar. Bu da Moğolların yayılmacı bir devlete dönüşmesine sebep olmuştur diyoruz. Tabii Moğollar arkadaşlar İslam dünyasına da büyük zararlar vermişler. Mesela Abbasi Devleti'nin yıkılmasında rol oynamışlar. Diğer taraftan Anadolu Selçuklu Devleti ile Kösebak Savaşı'nı yaptığı bu savaş sonucu Anadolu Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girmiştir diyoruz. Ve Cengiz Han Türk töresine dayanarak daha hayattayken Hoca İmparatorluğu'nu yapmıştır. Oğullar arasında paylaştırmıştır. Böylece Türkistan'da Çağatay Hanlığı, İran'da İlhanlılar, Çin'de Kubilay Hanlığı, Kuzey Karadeniz bölgesinde işte Altın Orda Hanlığı kurulmuştur. Kubilay Hanlığı Çin'de kurulduğu için zamanla Budizm dinini benimsemiş ve Çinileşmiştir.
Ama diğer Moğol devletleri Türk unsurlarından dolayı zamanla Türkleşmiş ve İslamiyet'i kabul etmişler arkadaşlar. Şimdi bu dönemle ilgili yine güzel bir soru var arkadaşlar. Yukarıdaki devletlerden hangilerine İslam ordularının son verdiği söylenebilir? Sasaniler dedik, Hazreti Ömer döneminde son verilen bir İran'daki devletti arkadaşlar. Visigotlar iç savaş sonucu yıkıldılar. Batı Roma İmparatorluğu, bu da zaten kavimler göçünden dolayı zayıflara yıkılmıştı. Yani cevabımız sadece bir diyoruz arkadaşlar. Avrupa tarihiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Avrupa tarihinde çok önemli bir olay Magna Carta. Magna Carta 1215 yılında Büyük Şart veya Büyük Sözleşme adıyla da biliniyor. Bu sözleşme İngiltere'de Kral Yurtsuz John ile baronlar yani o dönemin feodal beyler yani aristokratlar arasında yani soylular arasında imzalanan bir sözleşmedir. Bu sözleşme çok çok önemlidir çünkü ilk defa bir kralın yetkileri bu sözleşme ile kısıtlanmıştır. Örneğin kral halktan habersiz vergi artırımında bulunamıyor. Diğer taraftan yine kral hiç kimseyi yargısız infaz yani işte suçlu sabit oluncaya kadar hapislere falan atamıyor. Yani bu anlamda Avrupa'da demokratikleşmenin ilk belgesi kabul edilmektedir. Yani bu anlamda Magna Carta çok çok önemli bir sözleşmedir diyoruz. Tabi bazı tarihçiler biliyorsunuz Magna Carta'yı Osmanlı tarihinde 2. Mahmut döneminde Ayanlarla imzalanan senedi ittifaka benzetirler. İşte bu benzetmenin de temel sebebi 2. Mahmut'un yetkileri bir nevi ayanlar karşısında kısıtlanmıştır. İşte burada da kralın yetkileri kısıtlandığı için böyle bir benzerlik söz konusudur. Avrupa'daki bir diğer önemli gelişme arkadaşlar İngiltere'de parlamenter sisteme geçilmesidir. Parlamenter sistem ne demektir? Parlamento meclis demektir arkadaşlar. Yani halkın seçmiş olduğu milletvekillerinden oluşan meclis demektir. Şimdi 1295'te İngiltere'de bir parlamentonun kurulmuş olması gerçekten çok çok önemli bir olaydır. İngiltere'nin demokratikleşme sürecinin başlangıç noktası olan Magna Carta'dan sonra parlamenter sisteme geçilmesi İngiltere'de özellikle demokrasinin daha da gelişmesini sağlamıştır. Tabii ilk başta baron ve yüksek rütbeli din adamları tarafından oluşturulan basit bir konsey olan bu parlamenter sistem zamanla kont için gönderilen şövalye, göçmen önemli kentlerin temsil eden iki burjuva ve kilise adamlarının da gelmesiyle 1295'te bir parlamentoya dönüşmüştür. Bu parlamento aralarında gruplaşarak aşağı olarak yani avam sınıfı veya avam kamerası dediğimiz bir meclisin yukarıda da lordlar yani bu asillerden oluşan bir meclis oluşturulmuştur. Böylece çift meclisli bir parlamenter sistemden bahsediyoruz arkadaşlar. Ve Avrupa'da yaşanan çok önemli bir savaş, Yüzyıl Savaşları. Şimdi Yüzyıl Savaşları biraz önce de biraz bahsetmiştik. 1337 yılında İngiltere ve Fransa arasında başlanan savaşlar ve bu savaşlar 1453'e kadar sürmüştür arkadaşlar. Savaşın en önemli sebebi Fransa'nın çok pardon İngiltere'nin Fransa tahtında hak iddia etmesidir. Arkadaşlar Avrupa'daki devletlerin yöneticilerine baktığımız zaman genellikle birbirleriyle akrabadırlar. Birbirleriyle akraba oldukları için de birbirlerinin tahtları üzerinde hak iddia edebiliyorlar. Ve bu yaşanan savaşlar Fransa tarafından kazanılacaktır. Tabii bu savaşların Fransa'nın kazanması Fransa'da aynı zamanda hem topraklarının İngiliz işgalinden kurtarılması hem de birçok feodal bey yani birçok ağa bu baron kont dediğimiz asillerden birçok kişi bu savaşlarda hayatını kaybettiği için Fransa'da merkezi otoritenin güçlenmesini sağlamıştır. Krallık rejiminin güçlenmesini sağlamıştır. Savaşlardan sonra özellikle İngiltere'de Çiftegül dediğimiz bir çift şey pardon bir iç savaş yaşanacak.
Çifte Gönül Savaşları'nda kral taraftarları ve asiller yani bu soylular güllerden kırmızı ve beyaz arma kullandıkları için bu savaş bu isimle anılmıştır. Savaşı kral taraftarları kazanacaktır. Böylece İngiltere'de de feodalitenin zayıflamasına, merkezi krallıkların güçlenmesine etkili olmuştur diyoruz. Şimdi devletten imparatorluğa siyasi yapılar. İmparatorluklarda gücün meşruiyeti kaynağı. Yani imparatorlar veya devletler devleti yönetirken bu gücü nereden alıyorlar? Şimdi bu çok önemli bir sorudur ve bu soru günümüzde de varlığını sürdürmektedir arkadaşlar. Şimdi gerek ilk çağlarda gerekse de orta çağlardaki devletlerin özellikle meşruiyet kaynağı dindir arkadaşlar. Yani devletler, imparatorluklar, krallıklar kendi güçlerini özellikle dine dayandırmışlar. Şimdi konumuza biraz daha erkenden başlarsak, yani ilk çağdan başlarsak, erken ilk çağda Avrupa'da siyasi organizasyonlar bulunmakla birlikte geniş devletlerden bahsetmek mümkün değildir. Daha çok şehir devletleri şeklinde bir örgütlenme vardı. Makedonya Krallığı ve diğer Yunan şehir devletleri aristokrasiyle yönetiliyordu. Makedonya Kralı 2. Filip bütün Yunanistan'a egemen olarak onları Perslere karşı savaşmaya ikna etmiştir. Böylece Makedonya'daki devlet ile Yunan şehir devletleri Helen Birliği şeklinde birleştirilmiştir. Ve Makedonya Krallığı'nda başa geçen Büyük İskender önce Anadolu ardından da Persleri yani İran'ı alarak Hindistan'a kadarki bölgeleri ele geçirmiştir. Ve Persleri İssos ve Granikos savaşlarıyla tarihten silmiştir. Tabii Pers seferleriyle Yunanlar kalabalık kitleler halinde Doğu ülkelerine göç etmişler. Bu da uygarlıkların birbirlerini kültürel olarak etkilemesine neden olmuştur. İşte bu kültürel etkileşim özellikle Büyük İskender'in kurmuş olduğu imparatorluğun daha sonra Helenistik yani Doğu Batı kültürlerinin paylaşması olarak karşımıza çıkacaktır. Ve bu durum Roma İmparatorluğu döneminde de varlığını sürdürecektir. Yine bir sorumuz var burada arkadaşlar. Orta Çağ Avrupa'sında meydana gelen gelişmelerden hangileri feodal rejimin zayıflamasına neden olmuştur? Şimdi Magna Carta İngiltere'de kral ile aristokratlar arasında yapılan bir sözleşmedir. Burada özellikle toprak ağalarının, soylularının hakları gözetilmiştir. Yüzyıl savaşlarında Fransa'da feodalitenin zayıflamasında etkili olmuştur dedik. Haçlı seferlerinde de birçok feodal bey bu seferlere katılıp hayatını kaybettiği için yine Avrupa'da feodalitenin zayıflamasında etkili olmuştur. Yani bir dışında iki ve üç diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Milattan önce 8. yüzyılda bugünkü İtalya'da kurulan Roma İmparatorluğu Büyük İskender'in egemen olduğu Akdeniz havzasına hükmetmiştir. Sırasıyla önce krallık, sonra cumhuriyet ve en son imparatorlukla yönetilmiştir. Krallık ve cumhuriyet dönemlerinde yönetim aristokratların elindeydi. Yani büyük toprak sahiplerinin, beyaz soyluların elindeydi. Kral Senato'ya karşı sorumluydu. Senato neydi? Roma'da meclis arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde ise Senato Helenizm kültürünün etkisiyle işlevini kısmen de olsa kaybetmiştir. Augustus döneminde yönetim artık saltanata dönüşmüştür. Yönetimde bulunan imparator, başkomutan, başyargıç ve başrahip konumuna gelmiştir. Roma imparatorlarının siyasi yapılanmasında Büyük İskender imparatorluğundaki gibi Dünya İmparatorluğu fikri yer almıştır. Şimdi bu Dünya İmparatorluğu fikri demek yani bütün dünyanın işte Roma tarafından yönetilme düşüncesidir. Şimdi konu buradan açılmışken Türk tarihinden de bahsedelim arkadaşlar. Türklerde biliyorsunuz kut anlayışı var. Yani gök tanrı tarafından Türk hükümdarlarına verilen kut anlayışı. Şimdi kut anlayışı nedir arkadaşlar? Kut anlayışı şudur. Hem Türk devletlerini hem de dünyanın hepsinin Türkler tarafından yönetilme düşüncesidir. Yani bu anlamda Dünya İmparatorluğu fikriyle Türklerdeki kut anlayışı fikri benzer özelliklere sahiptir diyebiliriz.
Bu dönemde Çin'e baktığımızda Çin'de durum biraz daha farklıdır arkadaşlar. Çin İmparatorluğu'nun diğer uygarlıklara benzemeyen, kendine özgü bir siyasi yapısı vardır arkadaşlar. Özellikle Çin imparatorlarında biraz geri gittik. Evet, Çin'i anlatmaya devam edelim sunumumuz gelene kadar. Çin imparatorlar arkadaşlar kendilerini Tanrı'nın oğlu olarak görmüşler ve Tanrı'nın yeryüzündeki bir nevi temsilcisi olarak görüyorlar. Bu anlamda hem devleti hem de kendilerini kutsamışlar diyoruz. Diğer taraftan yine güçlü bir devlet geleneğine sahip olan Sassaniler, yani İran'da kurulan devlet arkadaşlar, Kafkasya, Mezopotamya ve İran'a hükmetmiştir. Pers devlet geleneğini benimseyen Sassanilerin yönetim şekli monarşiydi. Monarşi ne demektir? Yani tek kişi yönetimi. Yani mesela krallık gibi, padişahlık gibi, sultanlık gibi. Sasaniler de krallarını kutsal kabul etmişler fakat Mısır firavunları gibi tanrı kral anlayışını benimsememişler. Bu krallar Tanrı Ahura Mazda'nın yeryüzündeki temsilcileriydi sadece. Yani kendileri Tanrı değil, sadece Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak görüyorlar. Sasaniler madeni paralarının bir yüzünde hükümdarları, diğer yüzünde kutsal ateşi resmediyorlardı. Tarihte var olmuş siyasi organizasyonlarda coğrafya, siyaset, ekonomi gibi unsurların dışında yöneten kişilerin vasfı da önemlidir. Bu liderlerden biri de Moğol İmparatorluğunu kuran Timuçin, yani Cengiz Han'dı arkadaşlar. Cengiz Han ya veya Timuçin, önceleri dağınık halde yaşayan Moğolları Cengiz Han liderliğinde birleştirecek, böylece dünyanın en geniş kara imparatorluğuna daha sonraki süreçte dönüştürecektir. Bu dönemde şamanizmin önemli bir etkisi de yine Moğolların bu devleti oluşturmasında rol oynamıştır diyoruz. Yine bir soruyla devam edelim arkadaşlar. İlk çağda kurulan imparatorluklarda gücün kaynağının unsurlardan hangilerine dayandığı söylenebilir? Tanrı var, liderlerin vasıfları var ama halk iradesi yoktur arkadaşlar. Halk iradesi özellikle Fransız ihtilalinden sonra Cumhuriyet rejimi fikriyle olgunlaşmıştır. Yani diyeceksiniz ki evet Yunanlarda kısmen de olsa vardır ama yani bu ilk çağda kurulan imparatorlukların hepsinde olan bir şey değil. İstisnalar kaideleri bozmaz. Ve Yunan'da bile halk iradesi kısmen yönetimde etkilidir. Tamam demokratiktir ama tam demokratik bir yönetim değildir. Şamanların söyledikleri gerek toplum üzerinde gerekse de idareciler üzerinde etkili olmuştur. Ve 1206 kurultayında Timuçin Gök Tanrı tarafından seçildiği kehanetinde bulunmuşlar. Şimdi bu şamanlar kimdi? Şamanlar özellikle Türklerin, Moğolların dinlerinde etkili olan büyücülerdir arkadaşlar. Bunlar geleceği önceden gördüklerine dair kehanetlerde bulunuyorlar. Bu anlamda tabii din ve din adamları her dönemde toplum üzerinde etkileri kesinlikle çok çok yüksekti. İşte bu şamanların söylemleri de Moğolları bu anlamda etkilemiş ve Cengiz Han'ın kutsal bir kişi olduğunu kurultayda bir nevi dile getirmişler diyoruz. Şimdi imparatorluklarda askeri, sosyal ve ekonomik durum. Şimdi imparatorluklara baktığımızda tabii devletler sadece bir coğrafyada tek baş yani bir coğrafyada var olmak da ayakta kalamazlar arkadaşlar. Bir devleti ayakta tutan tabii ki askeri gücüdür yani silahlı gücüdür, sosyal yani halktır, halk kesimleridir ve ekonomik durumudur.
Şimdi bütün bunlar olmadan bir devletin olması mümkün değildir. İşte bütün bu unsurlar orta çağda devletleri nasıl etkilemiştir ona bakmakta yarar var. Şimdi iklim, toprak yapısı, madenler ve ticaret yolları gibi coğrafi unsurlar imparatorluklar için son derece önemlidir. Büyük İskender Pers İmparatorluğu'na ait yolları ele geçirerek Makedonya'dan Hindistan'a kadar uzanan geniş bir imparatorluk kurabilmişti. Büyük İskender bu yollar üzerinde şehirler kurarak geniş bir ticaret ağı da geliştirmiş. Bu şehirler arasında İskenderiye Mısır'da olan bir şehirdir. En önemli şehir olarak karşımıza çıkmaktadır. Romalılar da yine kuruldukları coğrafya itibariyle deniz ticareti ve kolonilerle faaliyetlerde bulunmuşlar. Roma İmparatorluğu gelirlerinin önemli bir kısmı kolonizasyon dediğimiz yani ticaret faaliyetlerinden sağlamışlar. Romalı tüccarlar Kızıldeniz, Hindistan kıyılarına kadar geniş bir coğrafyada ticaret yapmışlar. Ve bu ticaret sayesinde özellikle kültürlerin de birbirini tanıması sağlamıştır. Ve yine Sasanilerde de ekonomi topraktan alınan vergilere dayanıyordu. Yani demek ki coğrafya bu toplumların ekonomisini ne yapmıştır? Şekillendirmiştir. Yani işte Sasanilerde yani İran'da biliyorsunuz denizcilikle uğraşmak çok mümkün değil. Ama topraktan alınan vergiler ve tarımla uğraşmak önemli bir gelir kaynağıdır. Bu vergiler genellikle liman, köprü ve konaklama gibi ticarette hız kazandıracak eserlerle de kendini göstermiştir. Sasaniler gelirlerini artırmak için üreticiyi destekleyen yasalar çıkarmışlar. Geniş olan ticaret ağı daha da genişlemiştir. Sasaniler Perslerdeki satraplık sistemine benzer bir sistem uygulamışlar. Neydi Perslerdeki satraplık sistemi? Yani eyalet sistemi. Çinliler de önemlidir. Özellikle Çinliler de coğrafi koşullarla bölünmüş geniş topraklara sahip oldukları için kuzey ve güney olmak üzere ikiye bölünmüşler. Tarıma büyük önem veren Çin toplumunda toprak mülkiyeti Roma ve Sasanilerden farklı bir yapıya sahiptir. Cennetin altındaki her karış toprağın egemene ait olduğu düşüncesi üzerine mülkiyetin yaygınlaşmasında rol oynamıştır. Diğer taraftan Moğollar iklim şartlarından dolayı tarımla uğraşmamışlar. Halkın ana geçim kaynağı Türklerde olduğu gibi hayvancılıktır. Hayvanlarına otlak arayan Moğollar göçebe bir yaşam tarzını benimsemişler. Roma'da Moğol imparatorluklarının güçlü ve düzenli orduları vardı. Roma ordusu paralı askerlerden oluşurken Moğollar daha çok gönüllü birliklerden oluşuyordu. Aslında Roma ve şey pardon Moğollar ve Türklerde neden gönüllü birliklerden oluşuyordu? Çünkü göçebe toplumlar sürekli tehlikelerle iç içedirler. Bundan dolayı da herkes bir nevi asker konumundaydı. Hele olağanüstü durumlarda 7'den 70'e kadın, genç, yaşlı, çocuk herkes askerdi. Yani bu anlamda göçebeler askeri alanda zaten çok ama çok gelişmişler diyoruz. Çin İmparatorluğu'nun silahlı gücü imparatora asker sağlamakla yükümlü olan toprak sahiplerinin kontrolü altındaydı. Çin ordusu askeri teşkilat ve teçhizat bakımından Türklerden etkilenmiştir. Tabii Türklerle komşu oldukları için ve Türkler de biliyorsunuz Mete Han döneminde onluk sistemi oluşturmuştu. Bu onluk sistem başta Çinliler olmak üzere birçok uygarlık kullanmıştır diyoruz. Şimdi Türklerden de bahsetmekte yarar var arkadaşlar. Türkler de Orta Asya'da özellikle Orta Çağ'da önce Avarlar hakimiyetlerini sürdürüyorlardı. Fakat Avarlar daha sonra Aşina boyuna mensup olan Göktürkler tarafından yerlerinden edilecekler. Böylece Avarlar batıya göç edilecekler. Ve Avarların topraklarında Göktürk devleti kurulacaktı. Tabii Türkler Uygurlara kadar Orta Asya'da göçebe bir hayat sürecektir. Bu göçebe hayattan dolayı özellikle az önce de Moğollarda olduğu gibi Türklerde de askeri alanda büyük gelişmelerin yaşanmasını sağlamıştı. Tabii
Türk ordusu da Moğol ordusu da hafif süvari birliklerinden oluşuyordu. Tabii göçebe toplumların hem kullandığı silahlar hem savaşlarda izledikleri stratejiler farklıdır arkadaşlar. Manevra kabiliyeti yüksektir, hareket kabiliyeti yüksektir. Bu anlamda Türk ordusu da dünyanın güçlü orduları arasında yer almıştır. Şu altıncı soruya bakalım. Türk ordusunun özelliklerinden hangilerinin hareket kabiliyetini arttırdığı söylenebilir diyor. Hafif silahlar kullanması, evet çok ağır silahlar kullanmadıkları için bu silahları çok rahat hareket edebiliyorlar. Süvarilerden oluşması, yani atlı birliklerden oluşması bu da bir etkendir. Düzenli olması yani emir komuta zinciri içerisinde hareket etmesi yine Türk ordusunun hareket kabiliyetini artırmıştır diyebiliriz. Yani cevabımız Edirne. İmparatorluklarda yönetim organizasyonu arkadaşlar. Şimdi Batı Roma İmparatorluğu'nun 476'da yıkılmasından sonra Avrupa'nın sosyoekonomik, siyasi ve kurumsal yapısında büyük bir değişim yaşanacaktır. Roma'da ortaya çıkan bu boşluk Katolik Kilisesi ve feodal sistem doldurmuştur. Aslında biraz önce de bahsetmiştik zaten. Peki nedir bu feodalizm? Feodalizm derebeylik sistemi veya ağalık sistemi arkadaşlar. Feodalizm merkezi bir iktidar yoktur. Yani devlet tek bir başkentten yönetilmiyor. Tam tersine her il, ilçelerde, köylerde, şurada, burada toprak ağaları vardır. Bu toprak ağalarının kendi kuralları vardır, kendi orduları vardır. Yani bu anlamda merkezi otoritenin olmadığı merkezi bir boşlukta ortaya çıkmışlar. Ticaret neredeyse yok denecek kadar azdır. Çünkü özellikle feodalitenin olduğu toplumlarda kapalı tarım ekonomisi vardır. Yani kendi içine kapanma, topraklardan sadece kendiyle yetinme bir üretim söz konusudur. Yine halk, lord dediğimiz yine bu feodal sistemde arkadaşlar, işte kontlar, baronlar, lordlar, şövalyeler, dükler gibi farklı rütbelere ayrılmışlar. Yani topraklarının genişliğine göre rütbe alıyorlar bunlar. İşte halk da lordların egemenliğinde yaşar. Lordlara bağlı halk onlar adına toprakları eker. Onlar için askerlik yapar. Yani bu da zaten sınıflı bir toplum yapısının orta çağda olduğunu göstermektedir. Lord'un zaten söylemiştik kendi kanunları vardır. Ve krallar lord ve vasalların sayısına göre vergi toplarlar arkadaşlar.